Ahir zamanda kurum Kayseri'nin şehri de zapt olunacak, feth olunacaktır. Roma'da feth olunacaktır diye bildirmiş, müjdelemiştir. Ve bunun bu büyük işleri yapacak efendim Osmanlı olduğu da müjdelenmiştir. Onun için biz o müjde üzerindeyiz. Biz hava üzerinde değiliz. Bizim işimiz böyle temenni ettiğimiz için değildir. Belki hakikat bu yolda olduğu içindir. Ve biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak Hz. Mehdi'nin geleceğine inanıyoruz. Hz. Mehdi'nin Peygamber sancağını İstanbul'dan yine Osmanlı'nın torunlarından olan sultandan alacağını da biliyoruz, inanıyoruz. Binaenaleyh bu bizim başlangıcımız herhalde tesadüfi bir başlangıç değildir. Hakikat üzerine bulunmuş olan bir başlangıçtır. Binaenaleyh ben hepsini bu Osmanlılık şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum ki arada olan ihtilaflar kalkar. Orada ne PKK kalır, ne KKK kalır, efendim ne Kürt kalır, ne Türk kalır, ne Çerkez kalır, ne efendim muhtelif ırklar kalır. Hepsi Osmanlılık şemsiyesinin altında barınabilir ki Osmanlılık İslam'ı temsil etmiştir 700 sene. Osmanlı dendiği vakitinde İslam'ın galası olarak bilinmiş ve bütün Avrupa'nın kafiri onun üzerine hücum etmiştir onu yıkmak için ve ellerinden geleni kötülüğü yapmışlar, zahirde yıkmışlardır. Lakin milletin sinesinde olan Osmanlılığı alamamışlardır. İslam'ı alamamışlardır. Gerçi başka ünvanlar altında onlar devlet kurdurmuşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Onlar pekala lüzum etseydi Osmanlı Cumhuriyeti diyebilirlerdi. Osmanlılığı mahsus sildirdi Avrupalı ki Osmanlı'dan yediği köteyi, tokatı, silleyi unutamadı. Küfrü yıkmak için yere atılan Osmanlı'ydı. Hiçbir millet Osmanlı gibi ateş hattında temas üzerinde olmadı küfürle. Ne İran'ı, ne Afgan'ı, ne Pakistanlısı, ne Endonezya'dakiler, ne başka tarafta olanlar. Ateş hattında temas üzerine küfür dünyasıyla Osmanlı'ydı. İslam'ın sancağını kaldırdı 700 sene. Ve sancaklarında Kur'an-ı Azimüşşan var idi. Avrupalı'nın zoruyla tece sancaklarındaki Kur'an-ı Kerim'in edildi. Üzerinde bırakmadı. Küçük kıtada alaylarda, Osmanlı alaylarında Kur'an-ı Kerim vardı sancaklarda. Avrupa'nın zoruyla onu kaldırttılar bize. Onun için inayet yok bize şimdi. İnayetullah da çekildi. Bunun bir görünüş var, lakin kuvvet yok. İnayet yok, itibar yok. Millet bunu anlayacaktır. Ben hakkı söylemeye memur olan kimseyim. Ben padişah oturacak değilim. Bana ait değil o makam. Şeyhülislam olacak da değilim. O makam da bana ait değildir. Yalnız ben Osmanlı tebaasından olmayı iftihar vesilesi sayarım. Ki ecdadımızdır. Onlara nispetimizden ben övünürüm, iftihar ederim. Çünkü 700 sene İslam'ı Ehl-i Sünnet ve Cemaat üzerinde gözettiler.
Harameyn-i Şerife'ine hizmet ettiler, İslam'ı gözettiler, Allah onların makamlarını cennet eder. Şimdi onun için zarar yok. Bizim bu sözlerimiz herkese işittirilebilirse yetişir. Arzu eden gelsin. Arzu etmeyen ne yapabilirlerse onlar da çalışsınlar. Saksıdan fazla büyüyecek yer bulurlarsa efendim, belki saksıdan büyük fıçı vardır. Fıçıdan büyük vali derler. Geniş valiler vardır. Onların içerisinde oraya aktarırsınlar onlar. Yani aktarıla aktarıla nihayet büyük bir fıçı bulacaklar. O fıçının içerisinde büyümeye çalışacaklardır. Gene mahluktur. Gene fıçı son çoğunda dibini delecektir. Toprağı ulaşacaktır eğer dışarıdaysa. İçerideyse gene kısır kalacaktır. Ve bunu siz söyleyebilirseniz, işitirebilirseniz, o yiyecektir. İlahi hükümdür o. Bizim uğraşmamız veyahut uğraşmamamızdan durdurulacak bir hareket değildir bu şey. Değişecektir. Değişecektir. Çünkü bu sene, bugünümüze kadar efendim, Osmanlı'dan sonra onun yerine geçen devlet milleti idare edemedi. Devleti idare edemedi, devletin itibarını gözetemedi, devletin bugün itibarı parasıyladır. Paramız boyuna düştük, sonra itibarımız düşüyor. İdare edemiyorlar ve edemeyecekler. Hangi parti gelse de idare edemez. Çünkü gelen partilerin hepsi saksının içerisindedir ve kendi asıl meyvesini verecek meydan bulamazlar. Onlar da yere ekilmek isteyecek. Yere ekilmek istediklerinde bu devlet onları bırakmayacaktır. Onlara fırsat vermeyecek. Onun için her şey değişecek. Bizim de duamız olur ki ya Rabbi sen değiştir, bizim lümanımız yetmiyor değiştirmeye. Sen değiştirebilirsin.